Eğer biz uyanık olmazsak, gün doğduğunda dilinde İslam olan, yemek yiyiş, oturuşu, giyinişi, ticareti, ilmiyle bambaşka bir ümmetle karşılaşırız. İşte Hint diyarında birileri çıkıyor. İslam adına dünyalık vaat ediyor. Din tüccarlığı yapıyor. Bir şeyin ticaretini yapan onu satar. Ve sattığı şey artık kendisinin değildir. Din tüccarlığı yapanın dini yoktur. Bizim devletimiz de milletimiz de dinine saf ve temiz duygularla bağlıdır. Kadimden beri düşmanlarımız bizi din üzerinden çözmeye çalışmıştır. İslam'a saldırmıştır. Paşalarım, biz Yunan harp cephesine mağlup ettik. Lakin Müslüman'ın cephesi kapanmaz. Bu öyle bir harptir ki topla, gülleyle, kılıçla, tüfekle yapılandan öte bir ruh harbidir. Önce ruhlar tutsak olur ve yenilir. Sonra ekonomik cephede. Sonra askeri cephede. Sonra siyaset cephesinde kaybedişler başlar. Biz ruhumuzu Allah'a kul etmişiz. Allah'a kul olan başkasına kul olmaz. Allah'a kul olan kimseye boyun eğmez. Allah'a kul olan asla ölmez. Tutsaklık yok. Korkaklık yok. Kaybediş yok. Ya bunlara iman edip var olacağız? Ya da bize bildirilenlere amel etmediğimiz için boğulacağız.